İçimdeki müzik. Melody, 11 yaşında bir kızdır. Doğuştan beyin felçli olduğu için konuşamamakta ve yürüyememektedir. Melody çok zekidir. Fotoğrafik bir hafızası vardır. Gördüğü ve duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Melody'nin kelimelere ve seslere özel bir ilgisi vardır. Sesleri tat, koku ve renk olarak algılamaktadır. Vücudunun büyük bir bölümünü kontrol edememekle birlikte, akülü sandalyesini sağ elinin baş parmağıyla sürebilmektedir. Melody, insanlarla iletişimini anne ve babasının onun için hazırladığı konuşma tahtasıyla sağlamaktadır. Bu tahtada onun günlük hayatında sıkça kullandığı isimler, sıfatlar, fiiller, işaretler ve benzeri vardır. Melody, bunları tahta üzerinde baş parmağıyla göstererek insanlarla iletişim kurmaktadır. Melody'nin Penny adında bir kardeşi ve Viola Valencia adında onu çok iyi anlayan bir bakıcısı vardır. Melody, ona kısaca Bayan V demektedir. 5 yaşında ilkokula başlayan Melody, 5. sınıftayken kaynaştırma sınıfına geçer. Burada Rose adında bir arkadaşı olur. Melody'nin hayatta en çok istediği şey konuşmaktır. Yeni arkadaşlarıyla, özellikle Rose'la sağlıklı ve hızlı iletişim kurmayı çok istemektedir. Konuşma tahtası bu ihtiyacını karşılayamamaktadır. Melody'ye okuldaki işlerinde Catherine adında bir üniversite öğrencisi yardım etmektedir. Bir gün Rose yeni bilgisayarını okula getirir. Bundan etkilenen Melody, Stephen Hawking'in gibi bir bilgisayarın hayatını nasıl da kolaylaştıracağını düşünür. Bunun üzerine Melody ve Catherine, Melody için böyle bir bilgisayar olup olmadığını araştırmaya karar verirler. İnternetten yaptıkları araştırmalarda MediTalker adında bir cihaz bulurlar. Melody, bunu Bayan V aracılığıyla anne ve babasına anlatır. Onlar da bu cihazın siparişini verirler. Cihaz gelir, kutuyu Bayan V ile Melody birlikte açarlar. Aşağıdaki bölümde Melody'nin bu cihazı kullanmaya başlaması anlatılmaktadır. Düşündüğümden küçüktü. Sandalyemin tepsisi kadardı ama pürüzsüz ve parlaktı. Ona dokunmak çok hoştu. Kanatlarını uçmak için açmış bir kelebeğe benziyordu. Uf, inanılmazdı. Denemek için sabırsızlanıyordum. Bayan V, şarj olması için prize taktı ve koca kullanma kılavuzunu eline aldı. Oho, dedi. Bunu okuyup anlamak bir yılı alır. Kocağında Penny ile yumuşak pufa oturdu ve okumaya başladı. Ve ben beklemeye başladım. Ve bekledim ve bekledim. Nihayet tam patlayacağım derken sandalyemi MediTalker'ın olduğu sehpanın yanına sürdüm. Okulda hiç bilmedikleri bir video oyununu oynayan veya telefonlarında, bilgisayarlarında kullanma kılavuzuna bakmadan bir sürü program kullanan çocuklar görüyordum. Bu yüzden sağ baş parmağımla açma düğmesine bastım. Ekran vızıldayıp parladı ve bir hoş geldiniz mesajı belirdi. Başka bir düğmeye bastım ve çok fena halde üşütmüş bir İngiliz'in sesine benzer bir ses duyuldu. MediTalker'a hoş geldiniz. Bayan V koltuktan fırladı. Ben neşeyle bağırdım. Görünüşe bakılırsa beni geçmişsin Melody. Hiç şaşırmadım. Penny'yi yere oturttu. Şimdi bu alet neler yapabiliyor bakalım. Amerika'yı keşfeden Christopher Columbus gibi hissediyordum. O hep oradaydı ama Columbus kendi dünyasından onu ilk keşfedendi. Onun kalbi de benimki kadar hızlı atmış mıydı acaba? MediTalker'ın sadece bir tuşla değiştirilebilen bir düzine kademesi olduğunu çabucak keşfettik. Böylece birinci kademeye bildiğim tüm özel isimleri kaydettik. Benim ismim, ailemdeki herkes, okuldaki çocuklar ve öğretmenler, doktorlarım, komşular, annemle babamın arkadaşları ve tabii ki Bayan V. İkinci kademeye Bayan V, renkli ve üç boyutlu kelime kartlarımızdaki kelimeleri kaydetmek konusunda ısrar etti. Yaz, kaydet, yaz, kaydet. Bayan V'nin parmakları benim için kelimeler eklerken adeta uçuyordu. Kelimelerimizin çoğu çoktan makinenin içindeydi. Ama daha çok ekledi. Daha fazla, daha da fazla. İsimler, fiiller, zarflar ve sıfatlar. Binlercesi. Başka bir kademede ise çok havalı bir cümle programı vardı.
Yüzlerce ifade ve cümle hazırlayıp onlara tek bir tuşla erişebilirdik. Son şarkılarını duydun mu? İşte bu harika. Heceleme testi nasıl geçti? Sıradan kelimeler, normal diyaloglar. Hiçbir zaman bunlara sahip olmamıştım. Harikaydı. Diğer bir kademe sayılar içindi. Hatta hesaplamalar için. Artık matematik problemleri çözebilecektim. Belki de öğretmenlere bundan bahsetmem. Ve bir başka kademe tamamen klişe espriler ve aptalca söyleşilerle doluydu. Bizim için yenilerini ekleyebileceğimiz bir alan da vardı. Başka bir kademede de müzik vardı. Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve istediğim bir şarkıyı indirebilirdim. Belki hangi şarkıların popüler olduğunu Rose'a sorabilirim. Rose! Artık Rose'la gerçekten konuşabilirdim. Bir süre sonra program ayarı yapmayı bıraktık. Penny'nin altı değiştirilmeliydi ve oyalanmalıydı. Ama ben dinlenmek için fazla heyecanlıydım. Bu yüzden Bayan V, Penny'yi kanepenin ucuna oyuncak bebek eviyle birlikte yerleştirdikten sonra cihaza biraz daha kelime ve ifade ekledik. Sonunda yazmayı bıraktı ve "Denemek ister misin?" diye sordu. O da çok sessizdi. Makinenin kenarına yavaşça vurdum ve sonra iki tuşa bastım. Bilgisayar sesi, "Teşekkürler Bayan V," dedi. Hızlıca gözlerini kırpıştırdı. Ben de aynı şekilde. Mendil almak için uzandı. İkimizin de buna ihtiyacı olacaktı. Bayan V, mendilini cebine tıkıştırıp kullanma kılavuzundan tekrar okumaya başladı. "Bak, bunu dinle," dedi. "Bu bağlayıcı kabloyla bilgisayarda yazmak istediğin daha uzun şeyleri kaydedebilirsin. Mesela öykü ya da şiir." Makine, "Vay be," dedi. Bayan V onaylarcasına başını salladı. "Bu çok eğlenceli olacak ama istediğin şeyleri tam olarak anlatabilmek için çok alıştırma yapmalısın." Haklıydı. Birçok kademe kullanıcılarının kendi bilgilerini girebilmeleri için boş bırakılmıştı. Kelimeler, cümleler, hatta resimler. Bilgiler doğrudan makineye yazılabiliyordu ya da bir bilgisayardan indirilebiliyordu. Biraz bunaltıcı bir işti. Bayan V, "Melody, bunu sana uyacak şekilde düzenleyebiliriz," dedi. "Bu senin dünyan olacak. O yüzden kendimize zaman tanıyalım ve tam ihtiyacın olan şeyi oluşturalım." Çok mutluydum. Makineye sarılmak istiyordum ama bu çok aptalca gözükürdü. Onun yerine ona bir isim buldum. Bu biraz salakça olabilir ama bazen kimsenin bilmediği, sadece senin bildiğin bir şeyin olması güzeldir. Kişisel olduğu için bu ismi cihaza kaydetmeyecektim ama içimden Maddie Talker'ı sevdiğim şarkıdaki gibi Elvira olarak anacaktım. Evet, kalbim Elvira için yanıyordu. Bayan V, Penny ile oynarken ben de Elvira'nın yapabildiklerini keşfetmeye devam ediyordum. İlk yapmak istediğim değişikliklerden biri karşılama mesajını ve ses tonunu değiştirmekti. Bilgisayar tabanlı bu karşılama sesi çok yapaydı. Fakat makine birkaç değişik kadın sesi seçeneği veriyordu ve bir dolu dil seçeneği. Trish adındaki sesi seçtim. Gerçekten sesi bir yetişkin gibi değil, kız çocuğu gibiydi. Konuşabilsem sesimin onun gibi olması sorun olmazdı. Trish Fransızca, "Bienvenue," dedi. Bunun hoş geldiniz demek olduğunu biliyordum. Almanca seçeneğine bastım. "Willkommen," dedi. Çince seçeneğine basınca "Fon Ying" gibi bir şeyler söyledi. Bir dakikalığına durdum ve tahtaya baktım. Almanya, Çin ve Fransa'da da benim gibi konuşmak için böyle bir makineye ihtiyacı olan çocuklar olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Bayan V bana dönüp mekanik tondaki "Maddie Talker'a hoş geldiniz" karşılama mesajını Trish'in sesiyle "Merhaba, ben Melody, benimle konuşsanıza" şeklinde değiştirmeme yardım etti. Okula gidip herkesi kendi yeni bilgisayarımla tanıştırmak için sabırsızlanıyordum. Rose'un ne diyeceğini merak ediyordum. O ana kadar annem ve babam ne yaptığımızı ve ne kadar ileri gittiğimizi sormak için birer kez aradılar. İkisi de bir an önce buraya gelip cihazı kendi gözleriyle görmek için sabırsızlanıyordu. Bayan V onları beklerken programlamaya devam edip daha fazla şey eklememizi önerdi. Okula götürmeden önce birkaç hafta alıştırma yapmam gerektiğini düşünüyordu. Ben beklemek istemiyordum ama onunla aynı fikirdeydim. Cihaza alışmam zaman alacaktı. Tüm sistemi diğer çocuklar gibi konuşabileceğim seviyede kullanabilmek istiyordum. En azından olduğu kadar. Bu yüzden
kelimelere geri döndük. Binlercesini yüklemek istiyordum. Defter, kalem, ev ödevi, test, pozitif, negatif, tırnak, oje, kıyafet, sırt çantası, cüzdan, korkmuş, heyecanlı, mor. Sonra daha çok ifade ekledik. Yüzlercesini. Alışveriş merkezine o mesafeden tam ortasında sonuç olarak bunun nedeni. Son olarak kapı zili çalmadan hemen önce biraz da cümle ekledik. Bir düzine, saat kaç, nasıl gidiyor bakalım? Beni çok güldürdün, çok heyecanlıyım. Babam ve annem bizi almaya geldiğinde babam kamerasını hazırlamıştı. Elleri biraz titriyordu. Hadi tatlım, nasıl çalıştığını göster bakalım bize dedi. Babamın ilk kelimelerini kaydedecek olmasına inanamıyordum. Tıpkı Penny'nin ilk kelimelerini kaydeder gibi. Aslında pek de öyle değildi. Çok dikkatli şekilde yazdım ve konuşması için cihazın tuşuna bastım. Merhaba baba. Merhaba anne. Çok mutluyum. Annemin gözleri yaşarmış, burnu kızarmıştı. Bana yumuşacık ve duygu dolu gözlerle bakıyordu. Düşününce aileme hiç ama hiçbir zaman doğrudan bir şey söylememiş olduğumu fark ettim. Birkaç tuşa bastım ve cihaz benim hiçbir zaman söyleyemeyeceğim yeni kelimeleri seslendirdi. Sizi seviyorum. Annem kendini bırakmıştı. Gözyaşları içinde babama tutundu. Babam da birkaç damla gözyaşını içine çekmeye çalışıyordu. Ama hepsini kaydetmişti. Sharon M. Draper, İçimdeki Müzik, kısaltılmıştır.